أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Muhterem kardeşlerim, muhterem büyüklerim, Rabbul Alemin bizlere şu yaratılmış kainatın zerresinden küresine kadar bütün alanlarda kendisinin varlığının ispatını adeta gizli bir şekilde göstermiştir. Kainatın varlığı, güneşin doğuşu, batışı, efendim gecenin gündüzün oluşu, yağan yağmurların nebatatları yeşertmesi Allah'ın varlığının en güzel delillerindendir. İşte bu vesileyle aziz kardeşlerim, Allahu Zülcelal Hazretleri bütün peygamberlere vahyetmiş olduğu risalet bilgisinde hep kendisinin ismiyle hayata başlanılmasını tavsiye etmiş. Nitekim ilk inen ayetlerde de bunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Bismi rabbikellezi halak. Allahu ekber. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Aziz kardeşlerim, toplumumuzda bizler hepimiz önemini bazen kavrayamadığımız, bazen anlayamadığımız veya çok basit gördüğümüz bir kelime. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İşte ilk inen ayetler oku ama nasıl oku? Seni yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Burada aziz kardeşlerim, besmelenin Kur'an'daki yeri hayata okuyacağız, hayatı okuyacağız, hayatı kavrayacağız, anlayacağız. Ancak Allah ile bir hayat yaşayacağız. Evet. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, Hud suresinde bakınız bu ayeti kerime nasıl farklı bir şekilde bizlere beyan olunuyor. وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ Evet. Bak Nuh aleyhisselam da söylemiş. Gemiye binin ve onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Evet. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Evet. Bismillahi mecrehe ve mursehe. Geminin gitmesi de durması da Allah'ın emriyledir. Aziz kardeşlerim, bu bağlamda yine Neml suresinde Süleyman aleyhisselamın besmele ile olan durumuna bakalım. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazılan mektup Süleyman'dandır, o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır. Bir yazıya başlarken, bir işe başlarken, hayatımızın bütün başlangıçları işte bu ayetlerde peygamberlerin hayatında da görüldüğü gibi besmeleyledir. Evet aziz kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmakta. Davut oğlu Süleyman ve benden başka hiçbir peygambere indirilmeyen bir ayet bana indirildi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir ayettir aynı zamanda.
Neml suresi 30. ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini tebliğ etmeye başladıktan sonra cahiliye Araplarının kullandığı bir söz vardı. Ey Allah'ım, senin adınla anlamına gelen Bismikallahümme. Bismikallahümme. Allah'ın adıyla anlamına gelen Bismillah sözlerini kullanırlardı cahiliye Arapları. Allah'a inanırlardı müşrikler. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinin 30. ayeti nazil olunca artık bu tam şeklini aldı. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, dünyadayken bütün mahlukata, inanana da inanmayana da hayat hakkı tanıyan, ona rızık, onu rızıklandıran, onu yediren, içiren, hayat veren bütün hepsini içerisine alıyor. Rahim, dünyadayken kendisini tanıyıp o gönderilen prensipler doğrultusunda Rabbinin rızasını kazanmak için çalışanlara mahşerde rahmetinin tecellisi olması. Cennette. Müminlerin cennete girmesi bir rahmettir. Rahimdir. Rahim müminleredir mahşerde. Dünyada inanan da inanmayan da çalıştığının karşılığını alır. İşte aziz kardeşlerim, bu bağlamda her alanda anlamı işimde de, gücümde de, her şeyimde, hayatımın her başlangıcında onun emriyle ve onun için bu işin başındayım. Ve onun adına teşebbüs ediyorum, girişimde bulunuyorum, onun emriyle yapıyorum. Çünkü bu başladığım işin tamamlanması için gerekli olan bir söz. Evet, o bana kuvvet verendir. Ve bu işimi ancak ve ancak o tamamlar. Allah. Onun için biz bu noktada biraz gafil davranıyoruz aziz kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabayı çalıştırmadan tutun, bir temel atmaya veya bir yolculuğa çıkarken veya bir en önemli işimize imza atarken, ev alırken, araba alırken Bismillahirrahmanirrahim. Sesli bir şekilde. Bunu tabii çocuklarımıza da örnek olması için özellikle sık söylememiz lazım. Bazı parolalar var muhteremler. Bu parolalarla biz çocuklarımızın da kibliğini oluştururuz. Mesela yetişen nesiller imanlı olması, imanlı bir şekilde devam etmesinin sembolleri var. Namaz bir semboldür. La ilahe illallah. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Semboldür bunlar. Öyle bir kelime söyledi ki yeri ve gökyüzünü dolduruyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu sesli bir şekilde çocuklarımızın, gençlerimizin yanında da söyleyeceğiz ki onlar da bu sözlere yabancı kalmasınlar. Yani bir çocuk, bir genç sofraya oturduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim demesi için bunu duyması gerekiyor. Bunun önemini bilmesi gerekiyor. Her işe sağ elle başlamasını alıştırmamız gerekiyor. Evet, her işe Allah'ın adıyla başlaması İslam'ın adabından olduğunu aşılamamız gerekiyor. Aziz kardeşlerim, bu manada ilk olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'in yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti kerimesinin
ne kadar önemli olduğunu buradan anlıyoruz. İslam kültürü bir kişinin, bir kimsenin her işi Allah'ın adıyla ile başlaması gerektiğini ona öğretir. İslam besmele ile başlar hayata. Aklınıza, fikrinize ne gelirse, eğer bu bilinçli bir şekilde ve samimiyetle yapılırsa, şu üç güzel sonuç meydana gelir. Bismillahirrahmanirrahim ile başlanılırsa bir işe. Bunu tabi dediğim gibi basitsemeden, gücüne, kuvvetine iman ederek. Birincisi, bu kişiyi kötülükten uzaklaştırır. Bismillahirrahmanirrahim. Bir defa garanti altına aldım. Ama gel gör ki aziz kardeşlerim, biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bunu söylemeyi utanıyoruz bazı yerlerde. Ya hastalıklı, kalbi hastalıklı olan insanlar baskın geliyor. Onların öyle bir laf cambazlığı var ki, şeytanla öyle ittifak ettikleri var ki, sen bunu alenen söylediğin yerde bak 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 gösteriş yapıyor diyecek sana. Ya ona göre buna göre değil ya. Sen Allah'ın kuralı, Allah'ın emri gereği bunu yaptıktan sonra sana ne derlerse desinler ya. Hani o bir ayet-i kerime vardı. O müminler ki kınayanların kınayışlarına aldırış etmezler. Müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı heybetli olurlar. Bu ruhla hareket edecek. Demek ki hatalardan koruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü Allah'ın ismi onu kötü bir niyet veya bir davranıştan alıkoyarak bu konuda düşünmesini sağlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de münkeratlar, Allah'ın yasakladığı, Allah'ın haram kıldığı işlere besmele çekilmez. Küfürdür ha. Allah muhafaza eylesin, insanı küfre düşürür. Öyleyse besmele çekilmeyen hiçbir yer olmamalı Müslümanın hayatında. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, tartıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, alıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, açıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, sürmeye başlıyorsun. İnsan ilişkisinde dahi helaliyle beraber girdiği o birliktelik dahi besmele ile başlaması gerekir. Aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Şeytan aleyhillanenin sizden pay istemesine set çekin. Bir ilişkide diyor Allah Resulü, besmele çekildikten sonra o doğan çocuğun hayatı boyunca inkara götürecek, onu inkar edecek hiçbir davranışa onu sevk etmez diyor. Ya, görüyor musunuz? Önemli, çok önemli. Yemek yiyoruz, yemek yeme adabımız değişti. Bakınız muhteremler, sağ elle yenilir, sol el ekmek böler, sol el ağza gitmez. Bir elde kaşık, bir elde ekmek, böyle yenmez. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe-i kiram soruyor, ya Resulallah unutsak, unuttuk sonunda aklımıza geldi. Bismillahi evvelihi ve ahiri. Başından ve sonuna Allah'ın ismiyle derim, deyin. Şeytan aleyhillâne orada onu terk eder gider. Kusar diyor ya, tekrar kusar diyor. Tabi bu kusma işini ben özellikle söylemedim ki, kusnuğu mu yiyeceğiz? Öyle değil. Orada onun bıraktığında bereketi bıraktı. Çalmadı, çaldırtmadı o besmele. O anlamda önemlidir aziz kardeşlerim. İkincisi, bir insan hayatında besmele ile bir işe başlamışsa onun üç hikmeti ortaya çıkar. Birincisi, korunmuş olur. İkincisi, kişi meşru bir işe başlarken Allah'ın adını anarsa
onun her hareketi tabiatıyla Allah'ın rızasına uygun olur. Allah'ın rızasını kazanmış oldu. Ya Allah'ın rızasını kazandırır. Üçüncüsü, o kişi Allah'ın yardım ve nimetleriyle karşılaşacak ve şeytanın aldatmalarından korunmuş olacak. Çünkü kim Allah'a yönelirse Allah da ona yönelir. Evet aziz kardeşler. Besmele'de en önemli husus Allah'ın ismini okumak ve onu girişilecek işten önce zikretmez. Her şeyin başında Bismillah, Allah'ın ismiyle, Allah'ın emriyle, peygamberin sünnetiyle oğlumuza, kızınızı istemeye geldik diyoruz ya, Bismillahirrahmanirrahim'dir bu. Ya aziz kardeşlerim. Dolayısıyla bu öne alınmadan söylenen, yapılan her iş, bu söylenmediği takdirde besmele eksiktir. O iş eksiktir, noksandır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ya. Aziz kardeşlerim, bu manada istediğimizi yapmakta ne kadar serbest olursak olalım, yaptığımız her şeyin mutlaka sebep-netice ilişkisi var. Hayrını istiyorsak bir işin olması için Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Zamanın birinde bir kocası çok zalim, hanımı da itaatkar, her işine besmele ile başlayan bir yapısı olan bir hanımı varmış. Bu kadını tabii bu davranışlardan dolayı da öfkelenirmiş kocası. Dini bütün olmayan, dini hassasiyet olmayan bir insanmış demek ki. Demiş ki şunu bir seferinde hep durmadan besmele çekip duruyor. Bunu bir defa nasıl mahcup edeyim de görsün bakalım demiş. Çok da eziyet edermiş. Hanım demiş, şu altınları demiş, şu keseye koy, iyicene bir yere sakla demiş, zamanı gelince bana verirsin, ben unutkanım demiş. Peki demiş. Almış, saklayacağı yeri de göz kulak etmiş kocası. Sakladığı yeri görmüş. Neyse, bir iki gün sonra mı artık, neyse, kocası altınları alır oradan. Keseyi boş bırakır orada. Gider altınları avlunun içinde kuyuya atar. Hanımın haberi yok. Kuyuya atar. Kuyudan çıkarırsın. Neyse vakit gelir. Ya hanım der, şu sana verdiğim keseyi der, bir getirsene der. Tabi hanım, hatun öyle bir teslim olmuş ki Allah'a, besmelesiz işin hayır getirmeyeceğinin ruhunu öyle bir taşır ki, öyle bir inanır ki, besmeleyle koyduğu yere gider, tereddüt etmeden Bismillahirrahmanirrahim der. Alır torbayı, torba biraz ıslak, şaşırır kadın tabi. Der ya bu kuruydu, nereden ıslandı bu? Neyse kocasına der ki, beyimdir, ya ben de anlamadım bu niye biraz ıslaktır, ıslanmıştır. Adam kafasına öyle bir dan eder ki, vallahi de ben şimdi Allah'a inandım der. Ya Allah işte o kadını sana mahcup etmemek için o kuyudan alır, o kesenin içerisine kor ve öyle getirir verir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aziz kardeşlerim, ne kadar şükretsek az. İşte imam bu.
İman bu, iman. Der ki ondan sonra kocası, ya hatun der, beni affet ne olursun. Ben sana çok zulmettim der. Senin dinin de hak, yaptığın işler de mükemmeldir, beni affet der. Ya, işte din budur aziz kardeşler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İster inanın, ister inanmayın. Bizatihi o kişiye ben yetiştim. O kişiyi tanıdım. Vatandaş, yakinen tanıdığım birisi. Sak öyle ziyafetler düzülmüş, öyle yemekler hazırlanmış, öyle ortam var ki, ama etrafındakiler sakın onu söyleme ha, sakın onu söyleme, sakın onu söyleme. Ne diyor yemek yiyecekler? Bismillahirrahmanirrahim diyor. Zifiri karanlığın ortasında, derenin içerisinde, önünde çok ahburun inek mayısları, toprak, eşek affedersiniz dışkısı, pilav şeklinde, yemekler şeklinde önüne karanlık. Oradan yürüyerek saatlerce gelip köye varıyor, bütün köyü ayağa kaldırıyor. Ya, besmele deyip geçmeyin. Son olarak bağışlayın, Bismillahirrahmanirrahim adıyla anılıp kesilmeyen hayvanlar da leş hükmünde olduğunu da bilelim aziz kardeşler. Allah'ın adıyla kesilmeyen hayvanlar leştir. Onun için biz keseceğimiz hayvanı dahi keserken besmele çekeriz. Kabre konulurken bile Bismillahi ala milleti Resulillah deriz. Kabre cenazemizi, meytimizi öyle indiririz. Bismillahi Allah'ın ismiyle ala milleti Resulillah. Milleti Resulünün, Resulünün milletinden, ümmetinden Allah'ın izniyle diye indiririz. Onun için aziz kardeşlerim, hayatınızda besmele olsun. Sesli olsun bu, sessiz söylemeyin. Çocuklarınız, gelinleriniz, torunlarınız davet edildiğinizde, oturduğunuzda seslerini duysun. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.